Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla ve sizlerin desteğiyle 28 bin aboneye ulaşan kanalımızdan hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Ben gerçekten sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. O yüzden de bu kısımdaki videoları olabildiğince kısa tutacağımı da şimdiden belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe Samet Akaydın transferini yaptı. Yaptı yapmasın ama dikkatlerden kaçmaması gereken bir konuyu konuşmak istiyorum. Keçiören gücü. Hocam ne alakası var Keçiören gücünün ya Allah aşkına. Keçiören gücü son dönemde çıkardığı oyunculardan 4,66 milyon euro. Yaklaşık 94 milyon TL elde etti. Barış Alper Yılmaz'dan 2,1. İbrahim Olavoy'dan 1 milyon euro. Eze'den 700 bin euro. Samet Akaydın'dan 471 bin euro arkadaşlar. Elde etti ki transfer markete da bakabilirsiniz. Samet Akaydın'ı Adana Demirspor buradan alıyor. Tabii Soner Gönül, Metin Uçar diye de gidiyor liste ama buna da değinelim. Hocam biz Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı aldık. Adana Demirspor daha önce de söylediğim gibi Mert Çetin'i transfer etmek istiyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Samet'i Fenerbahçe'ye verdiler. Ve onlar da Mert Çetin'i transfer edip takviye etmek istiyorlar takımlarını ve futbollarını, güçlerini. Hani ne diye adlandırırsanız adlandırın ama şu bir gerçek. Onlar da Samet Akaydın'ı Mert'le kapatmak istiyorlar. Bu arada Mert Çetin henüz 26 yaşında. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Hatırlarsanız gençler bilinen Roma'ya 4 milyon 300 bin euroya gitmiştim. Roma Hellas Verona'ya 1 milyon euroya sattı. Kiraladı. 7 milyon euroya da bonservisiyle sattı. 8 milyon euroya vermiş oldum. Sonrasında Kayserispor'da kiralık oldu. Lecce'de kiralıktı. Ve şu anda da gündemlerinde. Samet Akaydın konusunu konuşalım biz. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı Samet. En fazla ikili mücadele kazanan stoper konumunda. 88 kez. Tabii hocam ikili mücadele kazanma çok iyi bir istatistik mi? En fazla ikili mücadele kazanan 3 stoper Samet Akaydın 216 Süper Lig'de. Veysel Sarı 190, Abdülkerim Bardakçı 186. Yani senin ezeli rekabette, senin ezeli rakibinin stoperinden daha fazla kazanmış gözüküyor. En fazla hava topu kazanan Samet Akaydın 120, Nelson 115, Arslan Agiç 96 diyor. Şimdi Samet Akaydın yeniden futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum demiş. İnşallah nasip olur. Peki hocam Samet Akaydın nedir? Yani Trabzonlu bir futbolcu, Trabzonlu futbolcular bizde iş yapar mı? Mesela Emre Belözoğlu bizde iş yapmıştı. Hala da anılır. Ya birçok futbolcu var. Ben futbolcunun vatanına, memleketine, milliyetine değil, oynadığı oyuna bakarım. Hani ben kısaca özetlersen Samet'i, hani sert, ikili mücadelelere girmeyi seven, hava toplarında iyi, devamlılığı olan, ayağı temiz bir stoper derim. Hani bu işin uzmanı Berköz'e mikrofonu uzatayım. Berköz çok güzel bir analiz yapmış Berk Scouting verileriyle. Geçen sene ve bu senenin ortalamalarını baz alarak Montella'nın ona dokunuşunu da söylemek gerekiyor diyor. Diğer yarı sahada pas yüzdesi %77. Yani rakip yarı sahada %77 pas yüzdesi. %52 uzun pas isabeti. Hocam yani bu çok mühim değil benim için. 7 tane ikili mücadele denemesi ortalama ve %67 ikili mücadele kazanma yüzdesi. Yalnız 5,5 yapıyor bu sezonki ortalama, yani 88 kazanma. %67 diyor. Geçen seneyle birlikte daha yüksek. Maç başına topla oynama 67 kez topla buluşuyormuş. Geride pas istasyonu olarak Adana Demirspor'da tercih ediliyor ki Fenerbahçe geriden pasta çıkmayı tercih eden bir takım olduğu için de iş yapar görüntüsünde şu ana kadar. Rakitski ile oynarken aynı profil olmaktan kaynaklı performansı düşmüştü. Ama Eyüp Talha'dan sonra Semih Güler'in ortaya çıkması onunla oynaması performansını arttırdı diyor Berköz. Aynı şekilde Süper Lig özelinde en fazla öne çıkan yerli stoperlerden biriydi. Ancak ben hem yaş hem çabukluk olarak Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ikamesinde değil de hızlı alan kat edip dönen, alan kat eden hızlı stopere ihtiyacı var diyordum. Hızlı ve pasör bir oyuncu.
Tabii bu da biraz bütçe işi de lazım diyor. Her daim gözlemci ekibiyle ucuz ve güzel seçenekler bulabilirsiniz. Fenerbahçe son zamanlarda yabancı transferinde al sata uygun iyi kar yaptığı işlere geçti. Bu konuda hak vermek lazım. Yani 23 yaş altı yabancı stoper bulamaz mıydık diye düşünüyorum diyor. Belki de bir de 23 yaş altı stoper alınacaktır diye düşünüyorum. Samet'ten hariç. Şimdi Transfermarkt'ta 1.90 yazıyor. Türk milli takımının bir kez formasını giydi. 2,5 milyon euro piyasa değeri yazıyor. Şimdi bunlara çok aldanmamak lazım. Onu da söyleyeyim. Yani daha önce de hem üyelere hem abonelere verdiğim duyumlarda da şöyle bir durum var. Parasal olarak arkadaşlar her söylenene inanmayın. Yoksa Elif Buse Araş diyor ki Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor'a 4 milyon euro bonservis bedeline ek olarak başarı odaklı 800 bin euroluk bonus ödemesi yapacak. Ya Fenerbahçe'nin kasasında bu kadar yüksek bir meblağ olacağını zannetmiyorum. Yani harcayabileceğimiz bu kadar yüksek bir meblağ yoktur. Varsa da stoperi harcamayız. Hani şunu söyleyeyim. Her fiyata inanmayın. Her fiyata inanmayın. Bu arada Samet Akaydın bu sezon iki golü birden var 16 maçta. Hani boyunun avantajını kullandığı maçlar da var. Onları da belirtelim. Ya yükselen bir değer. Yükselen bir futbolcu tipi. Fenerbahçe'de şansı yaver giderse, üstüne koyarsa, çalışmalarını sürdürürse tabii ki de yolu açık. Hocam Tayyip Talha'yı niye almadık? Madem o kadar para verecektik. Tayyip Talha'ya da baktığın zaman onun da hani Beşiktaş kariyerinde 15 maçta 3 golü var baktığın zaman. Ama Adana Demirspor bir sonraki satışından %25 pay alacak. 1,5'a sattılar 2,8 milyon euroluk futbolcuyu. Hocam 2,8 genç futbolcuyu 1,5'a sattılar. Bize 28 yaşındaki futbolcuyu 2,5 piyasa değerindeki futbolcuyu kaça satacaklar? Şimdi bu konuda da şunu söyleyeyim. 3 tane seçenek sundum. Seçenek 1. Lemos artı Buruma'nın bonservislerine karşılık ya da farklı isimlerin bonservisine karşılık takas. Türkçesi bedava şeklinde. Hatta kâra geçecek şekilde diyeyim. Çünkü bir yıllık ücret vermek zorundasın bu futbolculara ya da 6 aylık ücret vermek zorundasın. Bundan kurtulmuş olursun kısmen. İkinci seçenek Ali Koç'un şirketlerinden biri sponsorluk anlaşması yapar. Böylelikle Fenerbahçe kasasından hiç para çıkmamış olur. Üçüncü seçenek ise 2,5 milyon euro ya da daha düşük bir meblağa belki 1,8 milyon euroya işte. Belki 2 milyon euroya alınacak şeklinde. Bu seçenekleri size sunuyorum. Hangi seçeneği uygun görürseniz bana onu belirtin. Ha şu bir gerçek. Ali Koç cebinden ödeyecek diyen duyumcular da var. 4 milyon euro verilecek diyen duyumcular da var. Takas olacak diyen duyumcular da var. Şimdi sosyal medyada ay sesim gidip gidip duruyor kusura bakmayın hastalıktan dolayı. Şimdi sosyal medyada birçok duyumcu var. Ben bunu eleştiriyorum işte. Herkesi takip ederseniz başınıza iş alırsınız. Özellikle maddi konularda dikkat edin. Sizi infiale sebebiyet verebilecek şekilde gazlayabilirler. Sizi yönetime karşı kışkırtabilirler. Dikkat edin. Dediğim gibi 4 milyon euro diyen var. 4 milyon euroyu Ali Koç cebinden verecek diyen var. Kulüp verecek diyen var. Takas diyen var. Beklemede kalın arkadaşlar ama 3 seçenekten biri. Onu da söyleyeyim. Hocam peki. Kilit bir noktayı soralım. Samet Akaydın gelecek. Gustavo Henrique gidecek diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi Samet Akaydın gelip Gustavo Henrique'nin gitmesi mantıklı. Hakikaten mantıklı. Niye hakikaten mantıklı? Ya arkadaşlar, Gustavo Henrique'nin bir maddesi var. O madde diyor ki eğer dizinden şu sakatlığı tekrar yaşarsan Fenerbahçe zorunlu almayabilir. Ama o sakatlığı yaşamazsa zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir şey diyordu. Değil mi? 1.96'lık stoperim. Gustavo Henrique'nin kiralamasına 1 milyon 400 bin euro verildiği iddiaları var. Belki de kiralamayı biz verdik. Yıllık ücretini kulübü veriyor. Yani hemen hemen sıfıra sıfır gibi.
Bakın dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak sözleşmesinde 1,4 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor yazmış Transfermarkt. Dizinden sakatlandı. Performans bilgileri yazan yere gelip sakatlık geçmişine tıklayın arkadaşlar. Gustavo Henrique'nin. Uyluk sakatlığı. 5 maç kaçırmış. Yani uyluk sakatlığından kasıt neresi? Yani uyluk sakatlığından da kastettiği yer dizi. E'si bu hocam. Yani E'si bu. Gerisini size bırakıyorum. Ah şu bir gerçek. Eğer Gustavo Henrique'yi gönderebilirsen, feshedebilirsen ya da açıp lisans çıkartmak için açayım, yer açayım, yabancı kontenjanı açayım dersen benim mantığıma yatar. Çünkü bak Samet Akaydın eğer 4 stoperden bir tanesi olursa Fenerbahçe'nin stoper hattından biri Türk olacak. Kesin. Hemen hemen kesin gibi. Yani Luan Perez Salah'ı ikilisi yan yana olmadı. Şu da olabilir. Hani bazı maçlarda Luan Perez sol bek gibi başlıyordu. Luan Perez Salah'ı işte Gustavo Henrique oluyordu. Ya da şimdi mesela Luan Perez Salah'ı Samet Akaydın sağ bekte de Ferdi gibi olsa. Hani bazı maçlarda Fenerbahçe sanki üçlü gibi çıkmış oluyor. Dörtlü gibi yerleşiyor idi ya. Hemen hemen o sistemin adamı gibi olur. Eğer bu sistemle oynayacaksak Gustavo bir yere gitmez. Ama bu sistem eğer dörtlüye döneceksek Gustavo kalır gibi duruyor. Açık söyleyeyim ben Gustavo'nun gideceğini düşünmüyorum. Ve bana gelen duyumlara da inanmıyorum. İhtimal vermiyorum. Ama eğer Gustavo Henrique gitse ben çok sevinirim. Çünkü Fenerbahçe kesin olarak dörtlüye dönecektir derim. Hocam zaten Gustavo Henrique'yi Ali Koç almak istememiş. Daha iyisini alalım demiş. Jesus ısrarla Gustavo Henrique'yi alın demiş. Şimdi hocam Ali Koç'un suçu ne? Adam dünya çapında hocayı getirdi. Jesus da gitti şunları istiyorum dedi. Adam da aldı. Şimdi Ali Koç'un suçu ne? Mantık olarak yok suçu. Ya arkadaşlar düşünsene işin ehlini getiriyorsun. Şunu istiyorum diyor alıyorsun. Adamın suçu ne? Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe üçlü sistem dışında çıktığı maçlarda yani üçlü savunma oynamadığı maçlarda %70,58 galibiyet oranı yakalamış. Üçlü sistemle çıktığı 13 maçta ise %53,84 galibiyet oranı yakalamış. Sizce de tuhaf değil mi? Yani bir enteresanlık yok mu? Sadece şu istatistiği gören bir adam demeyecek mi? Ulan biz o zaman niye üçlü oynamıyoruz? Ya da niye üçlü oynuyoruz? Ya da niye üçlüyü tercih ediyoruz? Ya da niye etmiyoruz demeyecek mi? Aklı başındaki herkes diyecektir diye düşünüyorum. Valla eğer dörtte oynayacaksak, bak Samet Akaydın'la stoper biraz daha hızlandı. Biraz daha sağlamlaştı. Hatta bazı maçlarda Samet Serdar bile yapabilirsin. Yani Luan Perez, Samet Akaydın. Atilla Salahi de 1-2 maç dinlenmiş olur. O da kendine gelmiş olur. Bence düşünülmesi gereken bir durum bu. Son olarak da arkadaşlar, dün sosyal medya çalkalandı. Son dakika gelişmesi diye. Nedir o son dakika gelişmesi? Roberto Firmino. Ya isim belirteyim çünkü artık herhalde hepiniz duymuşsunuz ya da neyse isim belirtmeyeyim çünkü ne olur ne olmaz. Sosyal medyadan bir duyumcu arkadaş dedi ki dün bir dost sohbetinde bir arkadaşım bana Fenerbahçe Roberto Firmino'nun peşinde dedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Rogo'nun oyuncusu ve Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Ben bunu ilk defa burada açıklıyorum. Üyelere bile açıklamadım. Bak üyelere bile derken kastettiğim şey şu. O kadar gizli tuttum ki kimseye söylemedim. Rogo'nun yetkilileri Fenerbahçe'ye bir isim öneriyor. İsmi söylemeyeceğim. Yani mevkisini de söylemeyeceğim. Senenin başında. Diyorlar ki ya diyorlar sana işte Ali Koç'a bugüne kadar birkaç tane tırt isim getirdik. Hadi diyorlar sana bu sefer iyi bir isim getirelim. Kimi istersin diyorlar Ali Koç'a. Aslına bakarsanız onların getirtmek istediği isim çok başka bir isim. Yani biraz tuhaf bir isim. Şu an birçoğunuz almazsınız. Mesela Joshua King bence işe yarıyor. Salah'ı da bence işe yarıyor.
Getirmek istediği o ismi almazsınız, onu söyleyeyim. Hatta bu Anthony Brooks falan meseleleri vardı ya, stoper. O aralar. Choupo-Moting falan filan. Neyse. Ali Koç da diyor ki bana Roberto Firmino'yu getirin o zaman diyor. Rogon yetkilileri diyor ki onun yıllık ücreti şu kadar. Şeyi şu kadar. Biz temasa geçebiliriz diyorlar. Bak. Bunu yapıyorlar. Yanlış anlamayın. Bu yapılıyor. Ve ben çok şaşırdım bir duruma. Roberto Firmino'nun yıllık ücretine çok şaşırdım. Yani şu ya da daha düşük bir yıllık ücreti var. Çok enteresan geldi bana. İnanamadım. Muhtemelen bana gelen duyum yalandır dedim. Firmino'yu getirebilir misin diyorlar. Bunlar da diyor ki işte imkanı yok. Şöyle böyle falan. Ali Koç da espriyle karışık. İki de bir de Rogon'a diyor ki ne yaptınız? Firmino'yu getiriyor musunuz? Muhabbet bu arkadaşlar. Yani muhabbet bu. Ali Koç resmen Rogon'dan Firmino'yu istedi. Yani kesin bu. Resmi olarak isteme bu. Muhabbet bu şekilde dönüyor. Hani ne zaman getiriyorsunuz? Ne zaman geliyor? Uçağa ne zaman iniyor diye Ali Koç ikide bir de Firmino'yu soruyor. %100 arkadaşlar. Bak %100. Olay bundan ibaret. Ya mantıklı düşünün. Herif 21 maça çıkmış. Bu sezon. 9 gol, 4 asist yapmış. Üstelik 1375 dakika. Oynadığı takım Liverpool. Yaşı 31 ve sürekli değerlendirilen bir futbolcu. Bu gibi takımlarda yedek as falan filan olmaz. Çıkar oynatır adam seni. Şampiyonlar Ligi'nde oynatmış, ligde oynatmış. Hani 9 gol, 4 asist, 13 gollük katkı. Hemen hemen hani aşağı yukarı 15-16 maçta 13 gollük katkı. Daha ne yapacak? Hani kimseye kötü bir izlenim vermek ya da kimsenin hayallerle oynamak istemiyorum ama Firmino olayı bu. Siz beklemeyin ama %100 istendi Firmino. Doğru. Ali Koç %100 olarak istedi. Sürekli de istemeyi sürdürüyor. Ama bu gelecek anlamı taşımıyor. Hatta ben bir kademe ileriye gideyim. Firmino gelirse bu videoyu beğenip abone olup yoruma Roberto Firmino yazan bir kişiye Fenerbahçe forması hediye edeceğim. Yanlış duymadınız. Kuracağınız hatta yapacağınız yorumun içinde Firmino geçsin. Firmino yazın. Boşluk bırakıp istediğiniz yorumu yapın. Fark etmez. Herkesin bir tane hakkı var. Eğer Firmino gelirse kanala abone olan, bu videoyu beğenen ve yoruma Firmino ile ilgili yorum yazan bir kardeşime Fenerbahçe forması hediye edeceğim. Sözüm söz arkadaşlar. Beni bilenler bilir ben sözümü yemem. Ben o kadar eminim. Ha inşallah gelir. Ben de Firmino geldi diye forma dağıtmaktan onur duyarım. Hatta iki kişiye vereceğim. Şimdiden de söylemesi. Teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.